Üçüncü senaryo. En kötü senaryo. Geçmişin hayaletleri. Evet. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Tabii kötü senaryo bu üçlü senaryonun içinde aslında konuşurken en çok zorlanacağımız senaryo. Bölge için aslında sadece bölge için değil dünya için istenmeyen bir senaryo. Bu yüzden üçüncü senaryo ne iyi senaryoya benziyor ne orta senaryoya benziyor. Üçüncü senaryoda artık AB ile bütünleşme süreci yavaş yavaş siyasi gündemden düşüyor. Jeopolitik kaynaklı şiddetli çatışmalar yeniden canlanıyor. Sırbistan ve Kosova arasındaki diyalog Kosova'nın bölünmesiyle sonuçlanıyor. Maalesef Kosova'yı Bosna Hersek'teki bölünmeler de izliyor. Bir de bunun yanı sıra bu bölünmeyi Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilan etmesi eşlik ediyor. Eski Yugoslavya, Makedonya Cumhuriyeti ve Yunanistan isim sorununu çözemeden görüşmeler bitiyor. Fakat tabii bazı senaryonun, kötü senaryonun içindeki bazı şeyler bugün iyiye dönüşmüş durumda. Rusya Kosova'yı Birleşmiş Milletler'de veto edince o dediğimiz bölünme süreci aslında başlıyor. Kosova ve Bosna, Kosova'da ve Bosna Hersek'te radikal hareketler artıyor. Çin siyasi etkisini bölge üzerinde finansal yollarla arttırma eğilimine giriyor. Zayıf yargı var, cezasızlık var, hukuksuzluk ve yüksek yolsuzluk var orta senaryoda. Aynı zamanda AB'ye katılım süreçleri durmuş durumda. Sırbistan AB sürecini durdurma kararı alıyor. Sırbistan da bu süreçte kendisini oyun dışına alıyor. Karadağ'ın AB entegrasyonu yavaşlıyor ve Kosova işlevsiz hale geliyor. AB'ye göç artıyor çünkü ülkelerde yüksek işsizlik var. Artan beyin göçü var ve doğrudan yabancı yatırımcı desteği neredeyse yok gibi bir durum. Bölgesel istikrarsızlık, organize suçlar ve terörizmde artış yaşanıyor. Kötü senaryoda şöyle bitiriyor kötü senaryoyu. O cümle çok çarpıcı bir cümle. Bu uğursuz koşullarda Batı Balkan ülkeleri 1990'larda olduğu gibi kopuk ve parçalı bir görüntü veriyor diyor Sayın Hocam.